İslamımızda şehadet, Allah uğrunda canını arz eden kimsenin ölümüyle, yani ona sual olunmadan yahut da işte hiçbir ceza verilmeden cennete gideceği yahut Allah'ın razı olduğu bir işte ve bir şekilde vefat etmiş olması, canından olması sonucu ortaya çıkan durum için kullanıma gelmiş. Bu konuları enine boyuna önce Kur'an'la, daha sonra da bulduğunca sahih sünnetle sağlamasını yapmakta zaruret var. Bugün işi o hale getirmiş durumdalar ki komünistler bile gazetelere ilan vermek suretiyle şehidimiz diye Marksizm uğruna ölmüş Mendelsohn'un elemanının ölümü münasebetiyle dahi şehadet kelimesi gündeme gelebilmektedir. Diğer yandan rejim zaten ölen her resmi görevlisinin trafik kazasında da ölse, bardan gelirken, pavyondan gelirken de ölse, işte bilmem iki bilmem ne memuru, işte bilmem ne şehit oldu diye televizyonunda rahat rahat söyletiyor. Gazeteler de öyle yazıyor. Birbirini ödünç kaşıyorlar. Tabii ki eğer cennet Allah'ınsa, tabii ki eğer bin gününde hakim olan, bin gününün sahibi Allah ise, ki öyle, yani sözün gelişi bir üslup olarak böyle kullanıyoruz, yoksa tereddüdümüz var anlamında değil. Elbette ki Allah-u Teala'nın dilediği kişiler, dilediği işleri yapan kişiler şehit olurlar. Yani onların o şekildeki ölümleri Allah razı eder. Yoksa rejimin razı olduğu, rejimin ölümünden razı olduğu kişilerin şehit olacağı, rejimin cenneti varsa onlar da kendi cennetleri için şehit yapsınlar yani. Değil mi? Ama böyle bir şeyleri olmadı. Allah'tan başka hiçbir varlığın cennete, cennet diye bir mekana sahip olmadığını biliyoruz.